Evet, 8 Ekim 2015 ve Kestane bölgesindeyiz. Kestane diyarındayız. Nazilli, Sultanhisar ilçemizin Uzunlar köyü civarındayız evet, ve Kızılcık Kızılcık mevkiindeyiz. mevkiindeyiz. Rekor gelişim ürünümüzü kuruyan ağaçları için deneme olarak kullanan Sayın Muhsin Bayraktar Evet. Beyefendinin bahçesindeyiz. Şöyle baktığımızda şu rekor gelişim kullanılan bir ağaç. Muhsin Bey, rekor gelişim ürünümüzü nasıl duydunuz, nasıl aldınız ve ne yaptı, en azından ne yaptığına karar verebiliriz mi? Ne yaptınız? Serhat kardeşimizden aldık. Onun bayimizden aldınız, evet. Serhat kardeşimizin tercihinden aldık. Evet. Denemek amacıyla denediğimiz ağaçlarımız memnun kaldık. Evet. Gelişim yönünden çok güzel bir faydasını 43, gördük. 42 yaşındasınız. 42 yaşındayız. Ve kaç yıldır kestane işi yapıyorsunuz? Ve babanız kestaneci mi aynı zamanda? Babam kestaneci. 69'dan beri kestaneci. Kestanecisiniz. Evet. 200 ağacımız var demiştiniz. Evet, 200 ağacımız var. Evet, şimdi birazdan babanızla ilgili anılarınızı da göstereceğiz haliyle ama şu ağaçtan başlayalım kullanılan. Ne görüyoruz bu ağaçta şu anda? Şu ağaçta büyük ihtimal kaçıntıyı görüyorum. Bu ağacın kuvvetliği, kuvveti çok evet. önemli. Kuvveti. Öbür ağaçların zayıflığı, odan gelişimi, odan... Onları çekeceğiz şimdi. Yani kuvvetli ağaç nasıl olmalıdır Musum Bey? Kuvvetli bir ağaç kestane ağacı için. Büyük, kalabalık olması lazım. Bunun cinsi nedir acaba bu ağacın? Sarı aşı cinsi. Sarı aşı cinsi. Kimisi kara aşı diyor, kimisi sarı aşı diyor burada. Kara aşı ayrı abi. Ayrı mı diyorsunuz? Ayrı, kara aşı ayrı. Anladım. Biraz... Bizim bu ağacı sarı aşı olarak geçiyor. Sarı aşı olarak geçiyor, evet. Sarı aşı olarak geçiyor. Meyve tutumunun yönden de güzel. Evet. Kaçıntı yönden de çok güzel, şah yönden. Şah yönden. Evet. Devam edelim, diğer ağacımıza gelelim. Şimdi şurada bahçede, bahçe, kuruyan bahçe. Maalesef bahçeyi gördüğünüzde bahçenin çok ciddi manada bir kuruma sorunu var bahçede. Evet, bu da yine kullanılan bir bahçe ağacımız. Hastalık gönderen hastalıkları durdurdu. Durdurdu. Evet, hastalık mikrobu kırdı ya. Bakın, geçen seneden kuruyan dalları burada. Evet. Kulları, dalları burada. Ve yemyeşil. Yeşillik nasıl ton olarak? Yeşillik olarak da çok süper. %100. Evet, kuruyan bir ağaç. Zaten üzerinde meyve tutumu fazla değil. Çünkü evet. hasta bir ağaçmış haliyle. Evet. Peki, şu an için rekor gelişimi diğer ağaçlarımıza kullanacağız mı? Nasıl yani bu konuda kararınızı verdiniz evet, mi ya? Yani? Verdik. Rahatlıkla verdim. Konuştum ben onu. Heh. Peki şunu yapalım. Kullanmadığınız ağaçlarınıza gelelim. Örneğin başlayalım burada. Bu ağaca gördüm baktığımızda ağacın yapraksız olduğunu görüyor musunuz? Evet. Çıplak hafif. Karşısı görünüyor. Kuruyanlar var. Evet. Açık. Karşısı gözüküyor. Yani arka kel. Burada hangi ağaca bakarsak arkasını görüyoruz mu acaba? Görünüyor abi. Arkası gözüküyor. Evet. Yapraksız yani. Evet, yapraksız zayıf. Peki yılın başında kurumayan ağaçlar var. Bakın arkadakiler evet, hepsi kuruyor. Evet. Şu an onların hepsi kestane ağacı. Kestane ağacı abi. Ve babanızın gördüğünde kederlendiği, efkarlandığı bir ağaç varmış. Onu gösterir misiniz? Kuruyanlar. Aşağı inelim buyurun. Büyük ağaç. 200 tane ağaç olan bir bahçedeyiz şu anda. İlk açılımda tarla açarken ilk diktiği yani. Kaç sene önce bunu diktiği o zaman ağaç o zaman? Şu 67'de abi. Bunlar 67. kaç yaşında ağaçlar o zaman? 69. 67'den. Bu zamana geleceğiz yani. 50 sene o zaman. Evet, 50 sene. Şu en azından. Evet. Şu ağaç. Şu ağaç kuruyan bir kestane. Yani evet. Şakası yok ve kurumuş komple bakın. Görüyor musunuz? Ağacımız. Bu sene bunu baharda nasıldı bunun durumu? Baharda şu bölgeler yaştın abi. Yaştı. Kaçıntı güzeldi. Yaprak bu sene yaprağı bunlar. Peki verdiğiniz rekor geçim kullanıtlarınız baharda nasıldı? Baharda aynı böyle zayıftı onlar. Bu şekilde zayıftı evet, yani. Zayıftı. Evet. Başka kuruyan ağaçlarımıza bakalım. Şu. Görüyorsunuz. Bu ağaç baharda nasıldı? Aynı. Zayıf, kaçıntı olarak da vardı. Bunun ama cinsi neydi acaba? Sarı aşı. Bunlar bu da sarı aşı. Evet. Sarı aşı abi bu da. Yine arkada ağaçları var. Evet, bakın görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Güneş olsa da bakın çekelim. Bakın çekelim şöyle. Şunu çekiyoruz. Yine bu ağaçlar geçen yıl amel çırpmıştı. Bu sene işte evet, kuruyor şu an. Yarısı gitmiş ağacınızın. Evet, yarısı gitmiş ağacınızın. Sayılır. Evet. Peki bugüne kadar ağaç kurumasıyla alakalı böyle dişe dokunur, hatırı sayılır bir ürün denk geldi mi karşınıza? Çıktı mı acaba? Çıkmadı. Karşınıza çıkmadı. Bir ilaç çıkmadı. Peki rekor gelişimi sizin dışınızda kullananlarla hiç bilgi sahibi oldunuz mu acaba? İncehan'dan arkadaşlarla konuşuyorum. Yani size yakın köylerden evet, konuşuyorsunuz. Bizim karşımızda köyden konuşuyorum. Ne diyor onlar acaba? Onlar da memnun. Rekoru evet, çok güzel, güvenci. Veriyorlar. Rahatlıkla evet, kullandıklarını evet, söylüyorlar halde. Bu çok önemli. Çünkü burada siz bakın. Ben size şöyle izah edeyim. Bugün sadece bakın. Sadece şöyle söyleyeyim ben size. Bugün hani tutarsınız Türkiye'nin her yerinde yetişen bir üründen bahsederiz. Evet, evet. O zaman deriz ki yani efendim işte orası öyle burası böyle belki farklı ama neredeyse bu bulunduğumuz noktanın pergeli koyduğumuzda 30 kilometre çapında bölge evet, komple kestane değil mi? Kestane abi, kestane. Hem İzmir sınırları içerisinde evet, Ödemiş, Bıçakçılar, evet, Ovacık sınırımızda yani sınırımızdayız evet, Uzunlar, İnce. Evet. Bu bölge 30 kilometre çapında dolayısıyla sizler
mecburen birbirinize soracaksınız. Başka evet, çünkü evet. Başka bir şey yok yani. Danışmak zorundayız. Danışmak zorundasınız evet. Halle. Burada birbirinize danışıyorsunuz halle. Peki tabii kestanenin bu kadar yoğun yetiştiği başka bir bölge yok yani. Ben açıkçası Türkiye'yi geziyoruz ama görmedik yani yok yani. Evet. Biraz Bursa'da diyorlar ama ben Bursa'da çok nadir hani çok fazla olmadığını biliyorum halle. Onun dışında Karabük taraflarında, Sinop taraflarında var ama hani bu kadar yüksek düzeyde bütün böyle her tarafın kestane olduğu bir bölge görmedim. Yani burada bütün her taraf kestane. Yani arabayla buraya girdiğinizde evet. Sağlı solu kestane. Çok nadir yemelik üzümdür, incirdir. Bundan gibi evet, şeyler görebiliyorsunuz evet, herhalde. Aşağı bölgelerde evet. Bu bölgelerde incir üzüm olmuyor. Evet bizim olmuyor. Bizim bu mevki kestane mevkisi. Kestane toprağı. Evet. Geçimimiz kestaneden oluyor. Hı-hı. Bu vaziyette olunca da. 200 tane ağaç burada var evet, kestane. Evet. Kaç dekar ağacınız var? 20, 27 diyorum. Burası. 27 dekar evet, bahçeniz var. Evet rekor geçişi müşterimiz Sayın Muhsin Bayraktar Beyefendi. Kızılcık mevkindeyiz. Sultanhisar ilimizin, ilçemizin pardon. Ondan sonra Uzunlar köyündeyiz. Başka söyleyecekleriniz varsa yani bu çünkü şakası olmayan bir konu evet, halde. Evet abi. Yani burada bugün herkes tarlanızı kaybediyorsunuz yani. Evet tarlamızı kaybediyorsunuz yani. Herkes tavsiye ederim. Şu evet. Ağaçları görüp herkese tavsiye ederim. Şu evet. Meyve durumunu şu karşılarını görünüyor abi. Yani şu işte bakın evet. Çevirin şöyle. Evet. Çevirin şöyle. Yukarısı bölgesini bakınca. Bakın şu durumu. Sağdaki gözüken kısım. Evet. Mesela şurayı iyi çekelim. Şuradan doğru daha rahat. Bakın şurayı olur. Görüyorsunuz halde. Şu meyveleri görüyorsunuz halde. Bugün ağacımızın durumu ortada. Sağlık durumu ortada. Ancak hemen arkasındaki kuruyan ağaçlar görüyorsunuz. Bakın o kuruyan dallar öbür ağaçlara ait yani. Bakın görüyorsunuz. Öbür ağaçlarda. Şuradan daha rahat. Tabii ki. Yani buradan da zaten evet, gözükmüş evet. Oldu halde. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bizi beklediniz. Sağ olun. Ya da biz sizi bekledik en azından buraya geldik. Sizi yorduk işinizden aldık yok, geldik ama. Yani gerçekten çok hayırlı bir iş yapıyorsunuz. Aksi halde siz bunları söylemezseniz kim haber verecek evet, size? Evet. Abi herkes tavsiye ederim. Çünkü şu anda bu saate kadar çözümü olmayan bir evet, şey diye. Evet olmuyor. Çözümsüz içerisindeydiniz evet. Ama şu an rahatlıkla burada kaç kişi kullandıysa, doğru kullandıysa diyelim. Çünkü özellikle ben üreticilerime şunu söylüyorum. Yani biz üzerine yazıyoruz, şeklini çiziyoruz. Bakın diyoruz ağacın tam dibine sıfırdan başlayacak. Abimiz alıyor ürünümüzü. Sonra aradan bir ay sonra atarken unutuyor. Çünkü biliyor ki gübreleri muhakkak taştan başlaması gerekiyor ona göre. Ve dibine atmıyor. Yani burada biz bunu aşamıyoruz. Biz ne kadar anlatsak da, ne kadar çizsek de, ne kadar göstersek de anlatamıyoruz. Yani bir ürünü doğru kullanmanız gerekiyor. Yani gerek broşürde, gerek satış temsilcinin anlattığı şekilde uygulamanız gerekiyor halde. Bundan dolayı da bu tabii önemli bir konu. Doğru uygulandıktan sonra buralarda hemen hemen herkesin memnun kaldığını gördük halde. Evet memnun oldum. Kimisi müsait değildi çekemedik. Kimisi başka yerde telefon çekmiyor. Dolayısıyla ulaştığımız kadar insanları zaten burada gösterdik halde. Kestaneyle alakalı. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu evet. Kadar geldiğiniz için çok sağ olun. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Allah'ın izniyle bunun buralara gelmekten çok keyif aldık. Buralar öyle bir şey ki herkesin 10 dekar 20 dekar bölge içerisinde yazlık evleri var ve orada hem çalışıyorlar hem bağ evlerinde bulunuyorlar böyle. Ve hava her taraf manzara. Bakın görüyorsunuz şu manzarayı. Yani buralar böyle. Ondan sonra görebileceğiniz ilk şeyler sincaplar bu bölgede. Çünkü kestane çok seviyorlar. Evet. Ondan abi. Sonra bu anlamda bu şekilde bir yer. Evet. Güzel. 8 Ekim 2015 Sultanhisar Uzunlar Köyü. Hoşçakalın. Sağ olun.